Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Cesur helikopter havacı. Güneşli bir öğleden sonra ve Tayo neşeyle köprüden geçiyor. Ne kadar güzel bir gün. Ha? Bu pet. Orada neler oluyor acaba? Gidip baksam iyi olacak. Aa, bu çok kötü. Ne olacak şimdi acaba? Rookie, pet. Tayo. Neler oluyor burada? Şuraya bak. Ha? Aa! Yardım edin! Yardım edin! Olamaz! Zavallılar suya düşmek üzereler. Birazdan burada olması lazım. İşte orada! Ha? Aa! Adı Havacı. Yeni helikopter. İtfaiye kurumuna ait. Aa. Kurtarışa geçiyorum. Şuna bak! Bravo! Harika, çok iyiydi. Çok iyi. Harika bir kurtarıştı. Harika bir kurtarıştı. Çok iyiydi Havacı. Sağ ol. Affedersiniz. Ha? Gerçekten inanılmaz bir kurtarıştı. Evet, sağ doğru. Sağ ol, ben vazifemi doğru yaptım. Yoksa çok zor kurtulacaklardı. Adım Tayo, sizi tanıdığıma çok sevindim. Ben de öyle. Şimdi işe dönmek zorundayım. Sonra görüşürüz. Tamam, sonra güle görüşürüz. Güle güle, iyi yolculuklar. Güle güle sonra çocuklar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ne kadar havalı. Bugün harika bir şey gördüm çocuklar. Ha? Harika mı? Neymiş o? Az önce bir helikopter zor durumda kalmış insanları kurtardı. Bir helikopter mi? Evet. Adı Havacı. Ha? Kurtarma ekibinin yeni üyesiymiş. Aa, gerçekten muhteşemdi. Gökyüzünden süzülerek indi ve suda mahsur kalan insanları kurtardı. Gerçekten mi? Gerçekten harikaymış. Artık Havacı'yla tanıştığıma göre bir dahaki sefere onu gördüğümüzde sizi de tanıştırabilirim. Harika. Onunla tanışmayı çok isterim. Evet, ben de. Karşılaştığımda ona şöyle diyeceğim. Merhaba. Ben Tayo'nun arkadaşım Leyli. Gerçekten mi? Neden? Ne var bunda? Küçük otobüsler Havacı'yla tanışmak için can atıyorlar. Ertesi sabah Lenny kendi güzergahında ilerliyor. Oo, bu Havacı olmalı. Hey, senin adın Havacı değil mi? Havacı! Havacı! Beklesene! Seninle konuşmak istiyorum. Havacı! Benimle konuşmaya bile tenezzül etmiyor. Demek öyle. Gani oyun alanının temizlenmesinde Robbie'ye yardım ediyor. Tamam. İyi işti Robbie. Bu Havacı olmalı. Havacı mı? Evet, itfaiye kurumunun yeni helikopteri. Çok havalı. Hadi ona seslenelim. Merhaba Havacı. Ha? Merhaba. Adımı nereden biliyorsunuz? Tayo senden çok bahsetti de. Demek Tayo'nun arkadaşısınız. Evet, benim adım Gani. Evet, benimki de Robbie. Tanıştığımıza sevindim. Bak ne diyeceğim. Şu an işin yoksa bizimle burada oyun oynamak ister misin? Oyun mu? Burada mı? Üstümüz biraz kirli değil mi? Temizlik yapıyorduk da. Üzgünüm çocuklar. Belki daha sonra. Hoşça kalın. Havacı! Gitti ama. Belki çok kirli olduğum içindir. İşte geldik. Çok yorgunum. Merhaba Havacı. Sen kimsin? Ben Tayo'nun arkadaşı Rogi'yim. Seninle tanışmak için epeydir burada bekliyordum. Evet anlıyorum. Gerçekten uçabiliyorsun. Harika bir şey bu. Dur. Fazla yaklaşma. Gerçekten harikasın. Uzak dur benden. Yani? Çok kabasın. Bir dakika dur. Herkese merhaba. Bir sorun mu var çocuklar? Ne oldu size? Önemli değil.
önemli değil diyemezsin. Havacı hepimizin kalbini kırdı. Efendim? Belki 10 defa ona seslenmeme rağmen dönüp yüzüme bile bakmadı. Ayrıca hani birlikte oyun oynayalım dediğinde arkasını dönüp gitmiş. Sahi mi? Evet. Sanırım temizlik sırasında çok kirlendiğim için beni beğenmedi. Bana da yaklaşma, uzak dur benden dedi. Ne? Olamaz. Ama oldu. Ha? Kendini bizden çok daha üstün görüyor. Hayır, imkansız. Gidip bunu onunla konuşacağım. Küçük otobüs dayı. Havacı. Havacı. İşte orada. Havacı, benim Tayo. Ne? Beni görmezden mi geliyor? Havacı! Hey! Tayo, ne yapıyorsun burada? Seslendiğimde beni duymadın mı? Hayır, kusura bakma. Pervanem çok gürültü çıkardığı için sesleri duyamıyorum. Ne? O zaman belki... Bu sabah arkadaşım Lenin'in sana birkaç kez seslendiğini duymadın mı? Hayır, herhalde gürültü yüzünden onu duymadım. Tahmin etmiştim. Peki Gani birlikte oyun oynayalım dediğinde neden onu reddettin? Temizlik yapan çocuk mu? Hadi durdukları oynayalım. Yere biraz daha yaklaşsaydım topladıkları tüm çöpü etrafa dağıtabilirdim. Yazık oldu, aslında ben de oynamak istiyordum. Demek o yüzden. Peki neden Rogi'ye senden uzak durmasını söyledin? Rogi mi? O bana fazla yaklaşmıştı. Pervaneme çarparsa yaralanabilir diye düşündüm. Bu yüzden istemeden ona bağırdım. Sonra da çok üzüldüm. Demek hepsi yanlış anlamadan ibaretmiş. Arkadaşlarım büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü bunları bilerek yaptığını sanıyorlar. Anladım. Onlarla konuşalım. Gidip bu sorunu çözelim. Ama... Hadi! Tayo... Bu yanlış anlamayı düzeltsek bile benimle arkadaş olmak istemeyeceklerdir. Ne? Bugüne kadar hep böyle oldu. Bu kadar da değil. Sadece farklı göründüğüm için değil, karada sizler gibi gidemediğim için de. Her zaman yalnız kalmaya mahkumum. O yüzden benim için bu kadar zahmete girmene gerek yok Tayo. Havacı, O zaman gidip onlarla tek başıma konuşurum. Ha? Tayo... Ne? Hadi canım. Doğru söylüyorum. Yani ona kızmamalısınız. Ha? Madem öyle neden bize gerçeği kendisi gelip anlatmadı? Gördün mü? Kendini bizden çok daha üstün görüyor. Yapmayın çocuklar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben yapmaya gidiyorum. Çocuklar ama... Ertesi sabah Tayo kendi güzergahında ilerliyor. Bu problemi çözmek için ne yapabilirim? Ha? Yangın var. Uzak durun. Çok tehlikeli. Çocuklar, binanın tepesinde korkunç bir yangın var. Biliyorum. Arkadaşlar. Nori. Başımız dertte. Hena yanan binanın içindeydi. Ne? Onu binanın önünde bıraktım. Sahi mi? Çocuklar bakın. Hena! Gerçekten o bina dermiş. Hena! Olamaz. Oraya yetişmiyor. Hayır. Hena! 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 Havacı şaşırdı. Yaşasın Harika. Hena şaşırdı. Helikopter havacı kurtarışa geçiyor. O zaman dumandan dolayı Hena'ya yaklaşamıyor. Onun için de çok tehlikeli. Bunu başarabilirim. Dumanın içine daldı. Havacı lütfen kendine dikkat et. Kurtuldular. Yaşasın. O kadar korktuk ki Hena.
Ben iyiyim çocuklar. Havacının sayesinde kurtuldum. Sonra görüşürüz. Hey dur! Hena'yı kurtardığın için teşekkür ederiz. Sana minnettarız. Teşekkürler. Hiç önemli değil. Ayrıca özür dileriz. Evet. Başından beri seni hep yanlış anladık. Evet. Seni o şekilde yargılamamız hiç doğru değil. Özür dileriz. Önemli değil. Kendimi doğru ifade edemediğim için üzgünüm. Ama isterseniz arkadaş olabiliriz. Çok isteriz. Bu harika bir şey. Ey avacı, ben de yine arkadaşlarından biri olabilir miyim? Evet, ben de arkadaş olmak istiyorum. Gördün mü havacı? Yeni arkadaş edinmek zor bir şey değilmiş. Arkadaşlar, bunu ben de çok isterim. Sağ olun çocuklar. Cesur helikopter havacı sonunda kendine birçok yeni arkadaş buldu. Bundan böyle hiç yalnız kalmayacak. Nana'nın daveti. Çok güzel bir gün. Küçük otobüsler şehir dışına çıktı. Bu tertemiz kır kokusunu çok seviyorum. Bu güzel manzaraları görmek gerçekten iyi geliyor. Evet, arkadaşım Nana'nın bizi davet etmesi çok iyi oldu. Merhaba Tayo. Seni ve arkadaşlarını otobüs garajımıza davet etmek istiyorum. Gelirsiniz değil mi? Merhaba çocuklar. Tayo buradayım. Buradayım. Merhaba. Bu Nana. Gidelim. Tamam. Burası bizim otobüs garajımız. Çok güzel bir yer. Ha? Evet. Aleri. Herkese merhaba. Merhaba. Bir dakika sizi tanıştırayım. Bu Larry, patronumuz. Bu Cem. Tanıştığımıza sevindim. Bu da Coco, çocukluk arkadaşım. Merhaba. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Demek sen tanıyorsun. Nana'ya şehirde yardım ettiğin için sağ ol. Bir şey değil. Demek Tayo bu öyle mi? Şehirde Tayo adında bir otobüsle tanıştım. O kadar iyi ve naziktik ki. Bana son derece sıradan bir otobüsmüş gibi göründü. Tayo olmasaydı başım büyük derde girebilirdi. Onu neden bu kadar övdüğünü anlamıyorum. Yapma Nana. Pekala sen dostlarına eğlen Nana. Biz işe gidiyoruz tamam? Elbette tabii ki. Nereye gittiğinizi öğrenebilir miyim? Biliyorsunuz hasat mevsimindeyiz. Bu yüzden elma çiftliğinde çiftçilere yardım edeceğiz. Çok eğlenceli oldu. Biz de sizinle gelebilir miyiz? Tabii ki çok seviniriz. Yaşa! Harika! Küçük otobüsler hasata yardım için elma çiftliğine geldi. Sanırım bu arabalardaki elmaları taşımamız gerekiyor. Tamam. Yarış yapalım bakalım kim geçecek. Peki. Gidelim. Beni geçemeyeceksin. Dur bakalım Rogi. Olamaz. Bu çocuklar buraya oyun oynamaya geldiklerini sanıyorlar galiba. Bir dakika. Yeterince çaba gösterirsem Tayo'nun önüne geçebilirim. Tayo. Çok üzgünüm Nana. Bütün elmaları düşürdüm. Önemli değil. Şimdi teker teker toplarız olur biter. Çekilin önümden. Oho şuna bak. Aferin Coco, çok iyiydi. Elbette. Ben o şehir otobüslerinden çok daha iyiyim. Coco. Her tarafımızı tozu içinde bıraktın. Bunu hiç düşünmemiştim. Ne var ne oldu çocuklar? Tayo bak. Hey bu sadece küçük bir kurbağa. Hiç de korkunç bir şey değil ki. Bak uzaklaşıyor. Gel küçük kurbağa. Gel küçük kurbağa. Ha? Yılan!
Tam tahmin ettiğim gibi. Şehir otobüsleri hepiniz korkak tavşansınız. Ortalığı dağıttığımız için özür dileriz Larry. Hiç mühim değil Hena. Böyle şeyler olur. Biz burayı hallederiz. Siz de gidip başka şeyler yapın. Peki hala görüşürüz. Küçük otobüs Tayo. Neşelen Tayo. Sanırım Coco benden nefret ediyor. Çok üzgünüm Tayo. Ama boş ver. Çünkü şimdi sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Çok güzel bir yere mi? Sizi dünya kadar ateş böceğinin bulunduğu bir tepeye götüreceğim. Geceleri onları seyretmek gerçekten çok hoş. Gerçekten mi? Evet, hep birlikte oraya gidebiliriz. Hayır, gidemezsiniz. Siz o tepeye çıkamazsınız çocuklar. Orası çok tehlikeli. Ne? Neden bahsediyorsun sen? Bir dakika Nana. Coco, derdin ne senin? Sabahtan beri bana hep kötü davranıyorsun. Şimdi de ateş böceklerini seyretmeme engel oluyorsun. Buraya gelmekte büyük bir hata yaptım. Artık eve dönmek istiyorum. Tayo. Coco, onunla ne derdin var senin? Bunu hiç beklemezdim. Böyle olsun istememiştim. Sanırım Nana bana çok öfkelendi. Sanırım Tayo'ya gerçekten çok kötü davrandım. Pekala. Gidip Toya'dan özür dileyeceğim. Tayo! Hayır. Hiçbir şey söylemeden şehre mi döndüler? Coco! Burada ne arıyorsun? Hena! Sen ötekilerle birlikte eve gitmedin mi? Hayır, gitmedim. Onlar Nana ile ateş böceklerini seyretmeye gittiler. Ne? Olamaz, gidemezler. Onları durdurmak zorundayız. Sorun ne Coco? O tepeye yabani hayvanlar da danmıştı. Ben de her yere tuzak koydum. Başlarına çok kötü şeyler gelebilir. Ne? Çok az kaldı. Tamam. Sahi, neden Coco bizim buraya gelmemizi istemedi? Boş ver, ona kulak asma. Kötülük olsun diye söyledi. Eskiden buraya sık sık gelirdim. Endişelenmeye gerek yok çocuklar. Şuraya bak. İnanılmaz. Harika. Ateş böceği. Biraz daha ileride çok daha fazlasını görebilirsiniz. Sahi mi? Acele edelim. Tayo, iyi misin? Ne oldu? Yolda bir şeyin üstünden geçtim ve lastiği patladı. Bir türlü tırmanamıyorum. Hey çocuklar! Coco! Şükürler olsun. Tayo! Kurtulduğuna çok sevindik. Yardımın için teşekkür ederim Larry. Önemli değil. Coco söylemeseydi bunlardan haberimiz olmayacaktı. Coco mu? Her neyse Tayo. Lastiğin bu haldeyken dönebileceğini hiç sanmıyorum. Ne yapsak acaba? Hena. Arkamda bir yedek lastik var. İstersen Tayo için kullanabilirsin. Yedek lastik mi? Eğer aynı ölçüdeyse işimize yarar. Bir deneyelim. Tayo, ne diyorsun? Bence çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim Coco. Bir şey değil. Özür dilerim. Aslında seni dinlemem gerekirdi. Ama bizi istemediğin için öyle söylediğini sandım. Önemli değil. Ben de özür dilerim Tayo. İtiraf edeyim, Nana ile çok samimi arkadaş olduğunuz için seni kıskanmıştım. Onun en yakın arkadaşı benim sanıyordum. Demek bu yüzden kaba davrandın. Özür dilerim. Çocuklar, bakın! Burada ne kadar çok ateş böceği var. Çok güzel. Baksana Coco. Tayo gerçekten çok iyi bir arkadaş. Ama en yakın arkadaşım her zaman sen olacaksın. Ha?
küçük otobüsler için çok özel bir gün oldu. Köyde geçirdikleri bu günü hiç unutmayacaklar. Uyuyamıyorum. Bugün Lane'nin izin günü. Ama yağmur yağıyor. Uzun zamandır ilk defa paydos ediyorum ama dışarı çıkamıyorum. Hiç hareket etmediğim için de sürekli uykum geliyor. Biz geldik. Neden bu kadar erken döndünüz? Ne? Erken mi dedin? Biz normalden geç döndük ama. Ne? Ha? Güneş batmış mı? Tüm gün uyudun mu sen yoksa? Olamaz. İzinli günümde hiçbir şey yapmadım. Öğlen kestirdiğim için hiç de uykum yok. Canım sıkıldı. Biraz televizyon izleyeyim. O akşam Lani geç saate kadar televizyon izledi. Ne güzel uyudum ama. Çocuklar, hadi okul için hazırlanalım. Tamam. Ha? Lani hala uyuyor. Hey, ne yapıyorsun sen? Uyan. Ha? Uyanmıyor. Ha. Çok tuhaf. Ha? Lani, hadi okula gidelim. Günaydın çocuklar. Günaydın. Bugün sayılarla oynayacağız. Olur. Çok uykum var. Ay, gözlerim kapanıyor. Hadi hep beraber tahtaya bakalım. Prenses Lani. Ne? Prenses mi? Ben prenses mi olmuşum? Prenses Lani, ne isterseniz söyleyin. Siz ne derseniz biz onu yapacağız. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Pekala. İlk olarak... Ay, neler oluyor? Prenses Lani, işte buradasın. İmdat! İmdat! Yardım ettiniz! Prenses Lani! Prens! İyi misiniz küçük hanım? İyiyim. O zaman 3 ve 4 sayılarından hangisi daha büyüktür? Anlamadım. Lani, 3 ve 4 sayılarından hangisi daha büyüktür, ha? Lani, uyan! Hadi! Lani, ders sırasında nasıl uyursun? Ben çok özür dilerim. Evet arkadaşlar, şimdi ne oynasak? Saklambaç oynayalım mı? Derste çok uykum geldi. Tamam, o zaman son gelen sabredin. Beni bekle! Arkadaşlar! Ben birinciyim. Of ya, çok yaklaşmıştım. O zaman Lani mi sabre? Peki. Ona kadar say. Hadi hemen saklanalım. Hadi! Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Lani bizi burada asla bulamaz. Bence de. Bence Lani bizi bulamayacak. Gördünüz mü? Size söylemiştim. Rogi, sanırım biraz fazla iyi saklandık. Evet, bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Artık çıksak mı acaba? Nasıl yani? Lani uyuyormuş. Çok yorgunum. Bu akşam erkenden uyusam iyi olacak. Uyuyamıyorum. Çok tuhaf ama çok yorgundum. Olamaz. Lani galiba bu akşam da uyuyamayacak. Sonra görüşürüz. Dün akşam hiç uyuyamadım. Çok uykum var. Merhaba.
gece iyi uyuyamayan Lani. İşte hata üstüne hata yapıyor. Geldik. Ne? Burası ineceğimiz durak değil ki. Artık dayanamayacağım. Şurada biraz kestirsem iyi olacak. 10 dakikacık uyuyabilirim. Küçük otobüs Tayo. Bugünlük işim bitti. Bu Lani değil mi? Lani? Nuri sen misin? Burada mı uyuyorsun? Evet. Yine hava çok kararmış. Halbuki sadece şekerleme yapacaktım. Ne oldu? Hasta mısın yoksa? Değilim. Ama son zamanlarda geceleri gözüme hiç uyku girmiyor. Bu yüzden gündüzleri uyuyakalıyorum. Anladım. Sence uyuyabilmek için ne yapmalıyım? Koyun saymayı denedin mi? Koyun mu? Evet. Gözünü kapatıp koyunları sayarsan eninde sonunda uykuya dalacaksın. Peki o zaman Nuri'nin dediği gibi koyun sayalım. Bir koyun, iki koyun, üç koyun, dört koyun, beş, altı, yedi. Kıpırdama! Suç da burada! Ay! O da neydi öyle? İşte karşınızda mükemmel dedektif Rani. Uykusunda konuşuyormuş. Üf, Rogi yüzünden uyandım. Lani ne yaparsa yapsın o akşam da uyuyamamış. Üf, Nini de işe yaramadı. Lani bir türlü uykuya dalamıyor. Üf, uyuyamıyorum. Senin yüzüne ne oldu? Bu aralar uyuyamıyorum. Önce ben çıkayım. Bu büyük bir sorun eğer akşamları uyuyamıyorsa. Nasıl yardımcı olabiliriz? Benim bir fikrim var. Günaydın. Günaydın. Çok uykum var. Bu da ne? Ups, yanlışlıkla oldu. Kusura bakma. Hadi gidelim. Oh be, bitti. Şimdi dinleneceğim. Lani. Depodan birkaç eşya taşımama yardım eder misin? Peki. Lani, hadi tamirhaneye gidelim. Doğru lastikleri getirmedim. Bu da değil. Lani, hadi bir kere daha gidelim. Bugün bana neden bu kadar çok iş yaptırıyor? Şu an istediğim tek şey kestirmek. Şimdi gerçekten uyuyacağım. Lani! Merhaba. Biz de tam oyun parkına gidiyorduk. Gelmek ister misin? Hiç halim yok. Bugün yine çok yorgunum. Hadi ama. Ne? Gelmeyeceğim dedim. Hadi gidelim. Çok eğlenceli. Hadi bir daha kayalım. Çocuklar. Hadi ama bir kere daha lütfen. İstemiyorum. Hadi tren oynayalım. Yakalasana beni. Hayır. Yakalamak istemiyorum. Çocuklar. Hadi garaja geri dönelim. Lütfen. Hadi biraz daha oynayalım. Sana çok komik bir şey göstereceğiz Lani. Lütfen durun. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben gidiyorum. Hayır gitme. Lani dur gitme. Sanırım Lani'nin üstüne biraz fazla gittik. Ya bize gerçekten çok kızdıysa? Arkadaşlar. Şöyle gelin bakayım. Yuhu! Başardım!
O akşam Lani hiç olmadığı kadar derin ve iyi uyudu. Lani, kalktın mı? Evet. Uzun zamandır bu kadar erken yatmamıştım. Çok iyi geldi. Çok sevindim. Bu arada arkadaşların dün seni rahatsız etmişlerdi ya. Ben de etmiştim. Evet, rahatsız ettiler. Bu akşam erken yatmanı sağlamak için yaptığımız planın parçasıydı. Gerçekten mi? Evet. Eğer öğlen kestirirsen akşamları uyuyamazsın. Biz de uyumana engel olduk. Demek öyle. Bilmiyordum. Oh, hey çocuklar. Günaydın Ana. Günaydın Lani. Neyiniz var arkadaşlar? Bir şey mi oldu? Lani bütün gece horlayıp durdu. Bu yüzden de pek uyuyamadık. Ne? Hayır, ben asla horlamam. Lani'yi uykusunu almış şekilde görmek gerçekten çok güzel.